Haber'den iyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Hande Bayraktar. Günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız ve gündemin sıcak başlığıyla hemen başlayalım. Başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenleme gündemin en sıcak başlığı oldu. Komisyon toplantılarının 3. gününe milletvekillerinin konuşma sürelerinin kısaltılması damgasını vurdu. Eski Bakan Mustafa Varank'sa mecliste ortalığı ayağa kaldıran protestocu kadını meclis başkanına şikayet etti. Ayakkabılarını çıkardığı meclis koridorunda avazı çıktığı kadar bağırdı. Eski bakan Mustafa Varank paylaştı görüntüleri. Çapulcular dedi, hayvanseverleri meclis başkanına şikayet etti. Numan Kurtulmuş'u etiketleyen Varank, bu çapulcular nasıl oluyor da meclisin koridorlarında saygısızca tepinebiliyor diye sordu. Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede 3. güne gelindi. Hayvanların sokaklardan toplatılmasıyla ilgili madde kabul edilirken ötenazi kavramı tekliften çıkarıldı. Ama muhalefet milletvekilleriyle hayvan hakları savunucularının tepkisi dinmedi. Görüşmeler sürerken AK Parti'nin önergesiyle milletvekillerinin konuşma süresi kısaltıldı. Ortalık bir daha karıştı. Gerilim tırmanınca devreye bilindik yöntem girdi. Toplantıya ara verildi. AK Parti MKYK toplantısında da başıboş sokak köpekleri düzenlemesi gündemdeydi. Parti sözcüsü Ömer Çelik gelen eleştirilere yanıt verdi. Katliam yasası söylemlerine karşı çıkan Çelik, sokaklar güvenli hale gelecek dedi. Katliam yasası gibi sunmak da son derece yanlıştır. Türkiye'nin sokakları güvenli hale gelecek. Tartışılan sokak hayvanları düzenlemesi AK Parti MKYK toplantısında da öncelikli gündemdi. Toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında sürerken parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçti. En sonunda herhangi bir şekilde hastalık yayma tehlikesi olan ya da saldırganlaşmış hayvanlarla ilgili olarak bu düzenleme söz konusu. Şiddete başvurmamak koşuluyla vatandaşlarımızın demokratik protesto hakkına yüksek bir saygıyla yaklaşırız. Esad'la görüşme, Suriye ile normalleşme, Yunanistan'dan gelen skandal açıklamalar, ABD Başkanı Biden'ın adaylıktan çekilmesi ve İsrail'in bitmek bilmeyen Gazze zulmü. Erdoğan kurmaylarıyla dış politika değerlendirmesi yaparken Çelik, Netanyahu'nun ABD meclisine davet edilmesine tepki gösterdi. Aslında orada yapılan her ayakta alkışlamanın insanlık değerlerini ayaklar altına almak anlamına geldiğini bütün dünya görecek. AK Parti'de il başkanlarıyla başlayan değişim rüzgarı iki kabine üyesiyle devam etmişti. Şimdi ise kulislerde bazı genel başkan yardımcılarının görevden alınabileceği konuşuluyor. Parti sözcüsü Çelik bu konuda bir açıklama yapmazken gözler Eylül ayında yapılacak büyük kongre öncesi atılacak adımlara çevrildi. MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP'yi iftiralarla hedef alanlarla hukuk önünde hesaplaşacağız dedi. Partisinin hazırladığı 154 kişinin yer aldığı dosyayı ilk kez kameralara gösterdi. Bahçeli, gündemin diğer sıcak başlıklarını da değerlendirdi. Bizim hedefimiz adalettir. Kendiler muhatabımız dahi değildir. Sinan Ateş cinayeti üzerinden MHP'yi hedef alan 154 kişinin yer aldığı dosyayı gösterdi. Bize her türlü hakareti yapıyorlar, olayları saptırıyorlar dedi. Bizi hedef gösteriyorlar, saçmalığından da korkaklığından da kendilerini kurtarsınlar. Onlarla muhatap olmayı dahi kabul etmeyiz. Ama hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız. Genel Başkan Bahçeli MHP'nin 154 kişilik dosyasıyla ilgili ilk kez konuşurken gündemin sıcak başlıklarını değerlendirdi. Komisyon görüşmeleri devam eden sokak hayvanları yasasıyla ilgili çok dikkat çeken mesajlar verdi. Türk milleti hayvanları sever, köpekleri dost kabul eder. O sebepten dolayı köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında durur. Milliyetçi Hareket Partisi de üzerine düşeni yapacaktır. Hiç kimse merak etmesin.
köpekleri dost zannedenler sokaklara dökülerek köpekleri taşlamaya devam etmesinler. Onlar çünkü Cenab-ı Allah'ın bir yaratığıdır. Bahçeli'ye Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi de soruldu. Biden'ın gidişi bir müjdedir. Netanyahu'nun da gidişi de ikinci müjde olacaktır. 154 kişilik dosyayı açarak hesaplaşma çıkışı yapan MHP lideri Bahçeli'ye Özgür Özel'den de yanıt gecikmedi. Bizim vicdanımız rahat diyen Özel bir kez daha Bahçeli'nin kurmaylarına hedef aldı. Bizimle hesaplaşacakmış. Siz bir vicdanınızla hesaplaşın ya. MHP liderinin 154 isimli dosyayı açmasına böyle yanıt verdi. Bir kez daha Bahçeli'nin kurmaylarını eleştirdi. O listenin İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın tarafından hazırlandığını öne sürdü. Yastığa başını koyup da vicdanım rahat, ben bu ikisi yüzünden, bu partinin lekelenmesinden şikayetçi değilim, öyle bir endişem yok diyen varsa rahat uyusun. Ama gün gelecek vicdanı rahat olmayanlar o ikisinden hesap soracak, göreceksiniz. CHP lideri Özgür Özel salı mesaisinde grup kürsüsündeydi. Gündemin en sıcak başlığı sokak hayvanları yasasına ayrı bir parantez açtı. O mağdur aileleri gösterip bu sorunu çözelim diyorlar. Görevi belediyeye veriyorlar. Altlarında imzaları var. Fonu vermiyorlar. Neden? Belediyeleri CHP aldı. Bu sorunu çözemesin, Allah muhafaza yeni kayıplar olsun, kanun var belediye görevini yapmadı diyelim. Bu oyuna gelir mi bu millet? Ve ekonomi emekli maaşlarına, asgari ücrete zam talebini bir kez daha dile getirdi. 10 bin liraya geçinene asgari ücret ver diyorum, taşıyamam ağır geldi diyor. Bırak ben taşıyacağım, ver küfeyi. Küfeyi taşıyamayanlar çıkarın, taşıyacak bu aslanlar, biz taşıyacağız. İstanbul'da bir emlakçı çalışanına tam 1 milyon euro teslim etmişti. Personelin görevi o parayı dolara çevirip getirmekti. Ama öyle olmadı. Çünkü aklında inanılmaz bir vurgun vardı. 33 milyon liralık dövizle sırra kadem basan adam polisin titiz çalışmasıyla yakayı ele verdi. Patronu ona güvendi, eline tam 1 milyon euro teslim etti. O çalışan servet değerindeki paralarla kayıplara karıştı. Tarih 4 Temmuz, adres İstanbul Fatih'ti. Emlakçılık yapan adam çalışanından 1 milyon euroyu dolara çevirmesini istemişti. Patronundan aldığı o 1 milyon euroyu dolara çevirmek için döviz bürosuna geldi ve burada o paraları kule gibi dizdikten sonra dolara çevirtti. Ardından sırt çantasına koydu, hızla uzaklaştı. Sırtına taktığı o servet dolu çanta öyle ağırdı ki güçlükle taşıyabiliyordu. Hemen bir taksiye atladı ve yoluna devam etti. Ama yakalanmaktan korkan adam taksi değiştirip izini kaybettirmeye çalıştı. O anlar kameraya böyle yansıdı. Polis yaklaşık 33 milyon lirayla kaçan adamın peşine düştü. 2 hafta sonra Iğdır'dan İstanbul'a geleceği tespit edilince İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınıp mahkemece tutuklandı. Düzenledikleri ahlak dışı partilerle adını duyuran Fercio House grubu operasyonla dağıtılmıştı. Organizatör Ferhat Günay 7 aydır tutukluydu. Bugün serbest kaldı. Cezaevinden çıktı. İki korumanın eşliğinde helikoptere binip şov yaptı. Sanaldan çok gerçek hayattaki eğlenceler izgimizi çekiyor. Kurduğu günah yuvası polis baskınıyla dağıtıldı. Savcılık ne ar var ne haya diyerek 3 yıla kadar hapsini istedi. Ama o Fercio Bey nasıl olduysa serbest kaldı. Cezaevinden helikopterle çıktı. Fercio House isimli grup gizemli lüks malikanede uçuk partiler düzenlemiş, tasmalı kölelerle müstehcen yayınlar yapmıştı. Abi bir şey soracağım. Bu arkadaş kim, ne yapıyor? Kölelerinden bir tanesi. Yılbaşında ahlak sınırlarının zorlanacağı bir parti hazırlığındayken baskın yediler. Kiralık olsaydı ne kadar olurdu? 19 kişi gözaltına alındı. Sadece Fercio Bey lakaplı organizatör Ferhat Günay tutuklandı. Bugüne kadar da cezaevindeydi. Bunu ben cevaplayamadım. Fercio Bey'e sorun. Alo.
İddianame hazırlandı, 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Ama ilk duruşmadan önce çarpıcı bir gelişme yaşandı. Show Haber WhatsApp ihbar hattına gönderilen bu görüntülere göre Fergio Bey serbest bırakıldı. Cezaevinden çıktıktan sonra iki korumu ona eşlik etti. Helikoptere binip böyle şov yaptı. Hemen ardından sosyal medya hesabından da helikopterden görüntü paylaştı. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Başkent'te bir restoranın sahiplerinin başı komşularıyla dertte. Otopark anlaşmazlığıyla başlayan gerilim geçen akşam kapının önündeki masa ve sandalyelerin dağıtılmasıyla alevlendi. Restorana saldıran kişi başka bir kişi tarafından bıçaklanınca yaralının yakınları ertesi gün işletmeyi bastı. Tabureleri, sandalyeleri falan fırlatmaya başladı. Abla dedi, adamı yaralamışlar dedi. Belki 30 kişi birden saldırdı ya. Komşu esnafın masa sandalyesini tekmeledi. Taşkınlığı sürerken bıçaklanınca faturayı o restorana çıkarttı. Şey diyorlar, size burada ekmek yedirmeyeceğiz. Ankara Hasanoğlan'da işte bu restoranı işleten Aşır ailesi üst kat komşularıyla otopark sorunu yaşıyordu. O sorun geçtiğimiz akşamlarda krize dönüştü ve patlak verdi. İddiaya göre alkollü olan komşuları kapının önündeki masa ve sandalyeleri devirdi. Masaları yıkan komşuyla işletme sahibi arasında boğuşma yaşandı. Her şey kırdı, küfürler ediyordu. Sadece ellerini kolunu tutmaya çalıştım. Dükkan önünden uzaklaştırılan komşu hakaretlerini çevrede toplananlara karşı sürdürdü. Restoranla alakası olmadığı öne sürülen bir kişi adamı karnından bıçakladı. Elinde kesici maddeyle karnını saplamış. Bizlerden birinin bıçaklamadığını zaten biliyorlar. Bıçaklanan komşu hastaneye kaldırılırken saldırgansa polis tarafından gözaltına alındı. O sırada yaşananlardan korkan restoran işletmecileri ise dükkanı kapatıp apar topar kaçtılar. Restoran işletmecileri gece yarısı içeride bıraktıkları eşyaları almaya geldiklerinde ikinci saldırı bu kez havadan geldi. Bağırmaya başladılar, çıktılar. Yukarıdan bize saksı olsun, işte arabanın üstüne tabureye atmışlar. Kafamızdan aşağı yağdırmaya başladılar. Restoran işletmecileri için korku dolu dakikalar ertesi günde sürdü. Bu kez komşusunun yakınları araçlarla geldi. İşletme sahibi Yasin Aşır'dı hedeflerindeki. Onu bulamayınca yan esnafı tartaklayan saldırganlar bir akrabasının da aracına zarar verdi. Camı yarım açıktı. Bana oradan yumruk attılar. Arabaya yumruk da vurdular, taş da vurdular. Arabaya zaten yüklendiler. Ben çiğnemek maksadıyla yürüdüm ya artık. Tek bir kişi bile gözaltında değil. Olay anında kimseye müdahale etmediler. Aşır ailesi şimdi korkudan dükkanlarını açamıyor. Şu an açmayacağım. Böyle bir ortama kim yemek yemeye gelmek ister ki? Değerli izleyenler, kiracısına sürekli mesaj atan, ev sahiplerini ilgilendiren bir haberle devam edelim. Yargıtay İstanbul'da kiracısına olur olmaz saatlerde mesaj yollayıp evden çık baskısı yapan ev sahibini huzuru bozmaktan suçlu buldu. Kiracıyı da düşünmek lazım ama eğer tek bir evi olan bir ev sahibi varsa ev sahibini de düşünmek lazım. Bir mülk sahibi oluyorlar fakat sanki mülkü değil de içindekinin özel hayatını satın almışçasına ona rahatsızlık vererek ya da olmadık şekilde fiyat artışı talep ederek rahatsızlık veriyorlar. Evet. Yargıtay da öyle dedi. Kiracısına uygunsuz saatlerde mesaj atıp evden çık baskısı yapan ev sahibi haksız bulundu. Önce kiracının durumuna bakılacak. Oturduğu eve göre anlaşmaya gidilecek. Adamcağız 20-25 milyar alıyorsa, 4 nüfusa bakıyorsa neyini alacağız onu? Artan enflasyon nedeniyle yükselen kiralar ev sahipleriyle kiracıları karşı karşıya getirmeye devam ediyor. Öyle ki bazen hakaretten tehdite, bazen de şantajdan şiddete varan çatışmalar yaşanabiliyor. Vallahi ben Bursa'da oturuyorum. Oturduğumuz sitede 20'den başlıyor kiralar. Yazık günah. Ev sahipleri kendi istedikleri fahiş fiyatı dahi rahatlıkla
da söyleyebilecek duruma geldiler. Emsal kararın çıktığı davalık olay İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. Ya zam yap ya da evi boşalt diyen ev sahibi kiracının önce doğalgaz ve su vanasını kapattı. Kafasına göre gelip ben bir evime bakacağım diyen mi dersiniz? Siz içerisinde hali hazırda yaşarken işte başkasına kira vereceğim diye tutturan mı dersiniz? Maalesef çok mağduriyete sebep oluyor. İddiaya göre daha da ileri gitti. Kiracısına uygunsuz zamanlarda evden çık mesajları gönderdi. Hatta darp etti. Yasal yollardan başvurmaları gerekiyor. Böyle gecenin bir saatinde hiç kimsenin kimseye taciz etmeye, rahatsız etmeye hakkı yok. Ev sahibi basit yaralama ve tehditten suçlu bulunsa da taciz mesajları cezasız kaldı. Ama kiracısı pes etmedi. Kiracı ev sahibinin uygunsuz saatlerde atmış olduğu o taciz mesajlarının suç sayılmamasına itiraz etti ve kararı bir üst mahkemeye taşıdı. Bu kez Yargıtay'dan da emsal karar çıktı. Böylece o ev sahibi huzuru bozma suçundan da emsal bir ceza aldı. Umarım her iki tarafında memnun olacağı yeni düzenlemeler getirilir. Kadın kuaförleri için getirilen pazar günleri kapalı olma zorunluluğu İstanbul'da protesto edildi. Kuaförler de, müşteriler de bu karardan dönülmesini talep etti. Hakkımız gasp edilmesi. Çalışan kadınlar için tek şans pazar günü, onu da elimizden aldılar maalesef. Hakkımız töke töke alırız. Biz hizmet sektörüyüz. Restoranlar kapanıyor mu? Veya kafeler kapanıyor mu? Oteller kapanıyor mu? Kapalı olması pazar günü. Yani saçma değil mi ya? Kuaförler pazar günleri kapalı olacak kararı ortalığı karıştırdı. Esnaf da, müşteriler de kazan kaldırdı. Mağdur olan bir tek yani burada kuaför değil. İnsanlar İstanbul, Ankara, Türkiye. İstanbul'daki kadın kuaförleri Sadabat Parkı'nda toplandı. Pazar günü kapalı olmayı protesto ediyor. Niye sen buna yasa koyuyorsun, niye ceza yazıyorsun? Üzüldüm açıkçası. Çünkü hafta içi çalışıyorum. Hani benim için şu an gerçekten zor biraz. Çok saçma sapan bir karar ve bizlerin haberi olmadan verilen bir karar. Pazar günü kapanmak çalışan kadınlar için de, kuaförler için de adeta dert oldu. Müşterilerimiz şöyle söylüyor. Saçım için, makyajım için veya manikür pedikür için tek günümü ayırıyorum ve o gün de pazar. Kuaförler pazarları sadece gelinler için açık olabilecek. Ama sadece gelinlere. Ben bugün düğüne gitmek istesem ne yapacağım mesela? Öncelikle bize davetiye vermeniz gerekiyor. Sadece size hizmet verebiliyoruz. Ben gelin değilsem? Alamıyoruz. Pazar günü kuaföre gelebilmek için evlenmek mi gerekiyor? Maalesef evet. Evet. Nikah kıyacağız. Kesinlikle. Evliyim, o şansım da gitti. Bir çare bulmaya çalışacağım ya da her ay gelin olacağım diyebilirim. Gelinin kız kardeşi artık saçı makyajı yapılmadan mı gidecek düğüne? Evet, maalesef. Yani doğru karşılamadım. Hem müşteri açısından, hem işletme açısından, hem çalışan kişiler açısından. Hava bir anda karardı. Saniyeler sonra hortum çıktı. İstanbul Arnavutköy'deki Karaburun sahilinde denize girenler şok yaşadı. Şemsiyeler havada uçuşurken herkes telefonlarına sarılıp hortumu kaydetti. Sudan bulutlara kadar hortum oldu. Abi çek 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 abi çek çek çek. Burası Amerika'nın fırtınalarıyla meşhur Kaliforniya sahili değil. İstanbul Arnavutköy. Sahile gelmez değil mi? Geldi. Sahildekiler hortum şoku yaşadı. Evet arkadaşlar, hortum. Karaburun sahil. Hava bir anda karardı. Denizde başlayan hortum sahile ulaştı. Şemsiyeleri havaya uçurdu. Abi çek 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 abi çek çek çek. Neyse ki hortum kısa sürede etkisini yitirdi. Cana da mala da zarar gelmedi. Efendim, İstanbul'un en kritik adreslerinden birinde, tarihi Yarımada'nın kalbinde yani Sultanahmet'te günlerdir elektrik yok. Müşterileri sıcaktan bunalıp kaçan otelciler de, mutfaklarını kapatmak zorunda kalan işletmeciler de isyanda. Gidecek yer de yok çünkü hiçbir yerde elektrik yok. Elektrik yoksa ben gidiyorum diyor misafir. Turizmin olduğu yerde insanlar mağdur. Klimalar çalışmıyor, mutfaklardan yemek çıkmıyor. Dükkanları ise müşteriler girmiyor. Müşteri alamıyoruz. Birincisi, ikincisi malzemeler hepsi dolapta bozuluyor. İnsanlar yani çok mağdur. Biz de mağduruz İstanbul'a. İstanbul'da turizmin göz bebeği olan Fatih Sultanahmet'te hem vatandaş hem de esnaf günlerdir karanlıkta yaşamaya çalışıyor. Dördüncü gün bugün. Bekliyoruz cumartesiden beri. Ki turizm bölgesinde kanunlar gereği
Elektriğin kesilmesi yasak. Ona rağmen mağduriyet yaşıyoruz burada. Turizm bölgesinde elektrik kesintisinden en çok etkilenen noktalardan biri de kuşkusuz oteller. Çünkü yeni müşteri alamıyorlar. Olan müşteriler de sıcağı daha fazla dayanamadığı için gitmek istiyor. Ne elektrik var, ne klima çalışıyor, ne müşterimize bir şey diyebiliyoruz, ne rezervelerimizi güvene alabiliyoruz. Ve bu odadan bugün otel müşterisi para iadesini alıp öyle çıktı yani. Siz bu sıcakta klimasız nasıl çalışıyorsunuz? Hiç sormayın abla, dayanamıyoruz ki. Jeneratörler bir yere kadar, yakıt harcayan cihazlar, devamlı çalıştıramıyorsunuz. Telefonumuzu bak araçta şarj ediyoruz. Restoranlar da mutfaklarını kapatmış durumda. Elektrik olmadığı için buzdolapları çalışmıyor. Ürünler de adeta çöp oluyor. Gördüğünüz bütün mezeler, her şey şu an çöp. Günlük şu an zararı ortalama 100 binden aşağı değildir. Görüyorsunuz. Yani burada bir çalışma imkanı var mı? Yok, kesinlikle yok. Hal böyle olunca da restoranlar yemek çıkaramıyor. Yemek çıkamaz abla. İçerisi sıcaktır. Kimse çıkartamaz. Restorantın salonu, işte burası lavabo, burası bar. Ve hiçbir yerde zaten elektrik, enerji yok. Buradan mutfağa iniyoruz. Mutfakta zaten yani insan duracak durumda değil. Yani eleman inip bulaşık yıkamıyor o sıcaktan. Müşteri kaybeden esnafın zararı bir hayli büyük. Zararlarına zarar eklenmemesi için de bir an önce bu elektrik sorununa çözüm bulunmasını istiyorlar. Arıyoruz, yetkili bulamıyoruz. Kaç kez aradıysa karşımıza sadece çağrı merkezinden bir bayan ve bize söyledi şu. 3-4 saat sonra gelmesi bekleniyor. Ama gelmiyor. Yok, gelmiyor. Efendim şimdi Isparta'ya gidelim. Bir çiftçinin ektiği güller iddiasına göre araçların kaldırdığı toz yüzünden solmuştu. Öfkelenen çiftçi kamyonlar geçmesin diye o yolu kapattı. İşçiler mesaiye gidemeyince de ortalık karıştı. ...140 dönüm gülden bu sene 7 ton gül aldım. Binbir emekle diktiği güller toz yüzünden kurudu. Çok büyük bir zarardayım. Öfkelenen çiftçi kamyonlar geçmesin diye yolu kapatınca kıyamet koptu. Sen yaptın bu hareketi. Yapma. Çünkü. Bize burada küfür ediyorlar, hakaret ediyorlar, işçileri üstümüze salıyorlar, darp ediyorlar. Sabah geldik, işe çıkamadık işte. Hepsi bu. Isparta'da yaşayan Özcan Uslu bu araziyi 4 yıl önce gül yetiştirmek için kiralamıştı. Ama bir firmanın açtığı yol işleri karıştırdı. Kendi kafalarına göre buradan yol geçirmişler. Ve bu yol aşırı derecede tozlama yapıyor. Kamyonlar çalışıyor, tırlar çalışıyor ve benim güllerim kurudu. Firmaya dava açan Özcan Uslu güllerin toz yüzünden kuruduğu anlaşılınca o yolu kapattı. Ben yolu alttan beri kapattım. Aşırı derece toz var yani. Yeni senenin tomurcukları oluşmuyor tozdan. Gül alamıyorum yani. Yolda kalan işçilerle çiftçi arasında gerginlik çıktı. Bunlar zorbalık yapıyorlar. Saat 7.30'da geldik buraya. Yol vermediler. Bekliyoruz. Özcan Uslu istediklerini yapmayınca işçiler geri dönmek zorunda kaldı. Bazı taraflar var. Antalya'da 76 yaşındaki kadın soluklanmak için bir duvara yaslanıp dinlenmişti ama altın dolu çantasını orada unutup gitti. Neyse ki çantayı güvenilir bir el fark edip ona kavuşturdu. Yaşlı kadın bu kez de sevinç gözyaşları döktü. Murat Bey, kaybolan çantanın sahibi anne. Tasası üzüntüsü sevince dönüştü. Altınlarına kavuşan kadın hem sarıldı hem ağladı. Allah bir kere razı olsun çocuğum senden. Allah çoluğum çocuğum yok kurmadım. Acılarını görmeyin, görmeyin. Tamam hadi sakin ol. Antalya Kepez'de şoför Özkan Koçak dün yolda yürürken bir bahçenin duvarında el çantası buldu. Sağ ol ablacığım, Allah bin kere razı olsun. Tamam. Çok üzüldü akşamdan beri. İçinde 5 çeyrek altın, 250 lira, anahtar, kimlik ve ilaçlar vardı. Belediyeye ulaştırıp sahibini aramaya başladı. Tamam. Aradıkları kişi 76 yaşındaki Dürdane göçmendi. Kızıyla dışarı çıkan kadın yorulunca sırtını duvara yaslamış, çantasını orada unutmuştu. Murat Bey. Murat Bey. Uzun. Evet. Murat Bey, kaybolan çantanın sahibi anne. Teyze nasıl? Bir kere razı ol çocuğum senden. Yakınlarına ulaşılan kadın soluğu belediyede aldı. Çantasını bulan kahramana sarılıp öptü. Bak bakayım eksikleri falan var mı? Bütün malzemenin burada. Tamam, mide hapları. Evet bak, anahtar benim verdiğim anahtarlar. Bizim görevimiz o, ben bir şey istemiyorum. Duyduğu minneti dile getirdi. Adana'ya gelirsen şey muradım. Sağ ol, aradım. Efendim İzmir'de esnaflık yapan iki arkadaş pahalı bir iddiaya girdi. Biri diğerine taktığı yeni kılıfa rağmen cihazı kırmayı başarabilirse
90 bin liralık en son model telefon alacağına söz verdi. O iddia bakın nasıl bitti. Eğer dedi kırarsan havaya at, yere vur, ne yaparsan yap, söz dedi. Sana alacağım cihazı. İnşallah kırılır. Abarttı, sınırları zorladı. İddiayı kazanmak için telefonu var gücüyle yere çarptı. Bak ne oldu cihaza? Sadece hava aldı, buradan kalafaya darbe yemiş. En az 20. kattan düşmeye eşdeğer bir düşme. Esnaf Yaşar Coşar, İzmir Çankaya'da telefon bayisi açmış. Çocukluk arkadaşı esnaf Gani Güleç de onu ziyarete gitmişti. Çocukluk arkadaşım, videomu çek. Abi dedi, ben sana bir jelatin yapacağım, bir kılıf yapacağım. Abi, bu cihaza ne yaparsan yap. Coşar'ın bu sözleriyle iddialaşma da başlamış oldu. Bir uhde düştü içime. Dedim Gani almak için gereken her şeyi yapacak gibi geldi. Yaptı da. 90 bin lira değerindeki en yeni telefonu kazanabilmek için bir model eskisini yere atıp kırmayı başardı. İnşallah kırılır. Ben cihazı aldım. Düşmana vurur gibi sert bir şekilde vurdum. Ona rağmen cihazın arka kısmı çatladı. Ama hasar az da olsa telefon kırılmıştı. Arkadaşının sözünü hatırlatmayı unutmadı. Cihazım gayet güzel çalışıyor. Gayet ön ekranda, kasasında hiçbir şey yok. 22-23 yıldır çocukluk arkadaşıyız. Bizim aramızda paranın sözü olmaz zaten. Ama alacak. Alacağım. Ama alacağım. Bu kılıf abi. Şarkıların, şiirlerin en büyük ilham kaynağı, insanlığın gizemini en çok merak ettiği duygudur aşk. Peki ilk görüşte, ilk bakışta aşık olmak mümkün mü? İlk görüşte bir çarpış oluyor, bir bakış, bir şey oluyor ya. De heyecan oluyor ya. Midemde kelebekler tarzı. Ne dediniz görünce? Bu benim evleneceğim adam mı dediniz? Çok yakışıklı dedim. Only you. İlk görüşte olan peki ne sizce? Elektrik mi oluyor? Etkilenilir, hoşlanılır, bir elektrik alınır ama aşk olduğuna inanmıyorum. Bir bakış baktın, kalbimi yaktın. Ünlü şarkı Bir Bakış Attın Kalbimi Yaktın dese de acaba bir tek bakış yeterli miydi kalplerin yangın yerine dönmesine? Popüler kültürde sıklıkla karşılaşılan filmlerde ve romanlarda romantizmin doruk noktası olarak işlenen kavram ilk görüşte aşk. Peki bilimsel olarak bu fenomen bir gerçek midir? İlk görüşte aşk var mıdır? Zannetmiyorum, yoktur. Vardır. Ben ilk görüşte aşık olmuştum. İlk görüşte olduğuna inanmıyorum. Hadi ben gördüm, aşık oldum diyemeyiz. Bence yoktur. Neden? Ben olmadım yani. Size oldular mı peki? Oldular. Hani yoktu? Benlik yok yani. İlk görüşte aşka inanıyorum tabii ki de. Daha önce ilk bakışta birine aşık oldunuz mu? Evet, olmuştum. Yolda karşılaştığım birisiyle olmuştuk. İlk görüşte aşk var mıdır sizce? Hayır, ilk görüşte aşk yoktur. Neden? Bu sadece bir fantezidir. Olduğunu düşünmüyorum. Neden? Çünkü aşk yani ilk görüşte olacak bir şey değil. Zamana ihtiyacı var. İlk görüşte aşk var mıdır sizce? Evet, yani öyle olduğunu düşünüyorum. Neden? Bazen herhangi bir kişiye anında bağlantı kurduğunuzu hissedersiniz. Ben de öyle düşünüyorum, evet. Bilim insanları bu konuda çeşitli araştırmalar yaptı. İlk görüşte aşkın varlığını ve mekanizmalarını inceledi. Araştırmacılar ilk görüşte aşkın sadece heyecan olduğunu, gerçek aşkın partner bağı kurulduktan sonra geldiğini savundu. Evet, doğru. Yani bana da kalırsa öyle doğru. Bir şeyleri paylaştığımızda mutlu oluruz ve ondan sonra aşk başlar. Uzmanlar yoktur diyor ama bakın ilk görüşte aşık oldum diyen bir çift var yanımda. Hemen şu tarafta. Doğru. Siz de mi ilk görüşte aşık oldunuz? Evet. Show haberin sonuna geldik sevgili izleyenler. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.